Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, Kasım ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Kasım ayı aslında geçtiğimiz ayın yaşadığımız tutumların etkilerinin ilk 15 günde daha hala devam ettiğini görüyor olacağız. Daha sonrasında 13 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. 27 Kasım'da da İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Aslında ana temayı Kasım ayı içerisinde yaşayacağımız olayları bu yeni ay ve dolunaylar belirleyecek arkadaşlar. Şimdi burç yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirim zilini açar. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden elinize emeğinize sağlık diyorum. Bir de kısaca kampanyamdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada kampanyaya gelen ilgiden dolayı çok teşekkür ederim hepinize. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti. Hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1500 TL. Bizimle WhatsApp iletişime geçmeniz yeterli olacaktır kampanyamızdan yararlanmak için. Hadi geçelim burç yorumlarına. Merhaba akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Evet arkadaşlar Kasım ayı da bakalım sizleri neler bekliyor? Öncelikle Ekim'de başlayan bir tutulma mevsimi yaşadık. Malum onun etkilerini hala Kasım'ın ilk 15 günde hissediyor olacağız arkadaşlar. Hatta 13 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da tabii ki sizin burcunuzda. Bir kere bu, bu yeni ay Akrep Burcu'nda yaşanacak ve sizin kimliğinizi, kişiliğinizi daha çok ortaya koymak, iradenizi daha çok ortaya koymak, değişen koşullara hemen adapte olmak, yeni fikirler ve projeler üretmek belki de hayatınızda köklü bir değişime dönüşüme götürecek önemli hamleler attıracak. Özellikle birinci evinizde olduğu için... Evlenmek, ayrılmak, boşanmak, hayatınıza birinin girmesi, iş kurmak, atanmak gibi birçok konuyu da aslında hayatınıza dahil etmek gibi bir durum yaşatabilir. Özellikle ortaklık, evlilik ve iş işle ilgili ana gündem başlıklarını sayabiliriz bunların içinde. Çünkü birinci ev demek 12 evin tamamı demek neredeyse. Ama genel itibariyle Satürn'ü de 5'te görüyoruz ya. Yani burada biraz daha evlilik vurgusunu da çok tetikliyor çünkü 7 evinizde de Jüpiter var. Yani karşınızdaki insanlar tamamen bir evlilik niyetiyle geliyor. Gerçekten evlilik niyetiyle sizinle görüşüyor. O yüzden oyalama taktikleri maalesef sizde bir problem yaratabilir. O yüzden karşınızda hazır bu kadar sizinle ortak olmaya da evlenmeye niyetli iyi birileri varken, güvenilir sağlam birileri varken evet demeliyiz şeklinde düşündürüyor. Gelelim 27 Kasım. İkizler Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. İkizler Burcu sizin 8. eviniz. Hemen karşısında Yay Burcu'nda da 2. evinizde de Mars e, hareket ediyor olacak. Ve bu dolunayla tam bir karşılık yapacak. E, şöyle ki e, eşiniz, ortağınız... Bu kurduğunuz e, birliktelik e, bir maddiyat da içeriği olacak. Belki evlilik e, aşamasındasınız işte e, ev kurmak, e, masraflara... Paylaşmak, işte onun için kredi çekmek vesaire gibi bir durum da olabilir. Bunlarla ilgili konuşmalar olabilir ee, ve bunun neticesinde ikinci ev yani harcamalarınızla ilgili önemli bir e, durum söz konusu olabilir. Ne bileyim ev almak, ev satmak, taşınmak, e, mobilya almak, evi düzenlemek, işte düğün masraflarına girmek gibi. Önce konuşma, daha sonrasında bununla ilgili hamleler başlayacak arkadaşlar. Tabii ki bu bir ortaklıksa, işle alakalı bir durumsa, e, o zaman ortağımızın yeni bir yatırım planı olabilir, e, gelirlerimizi art nasıl artırabileceğimize dair önemli vurgular içeriği olabilir bu konuşma. E, bu'nun büyük bir şans olduğunu fark edip hemen hamleye almak gibi bir durum da yaratabilir arkadaşlar. E, tabii ki sorunu giden e, ilişkilerde evliliklerde ve ortak larda işte karşı taraf e, ortaklığını ayıracağını, kendi hissesini çekeceğini ve sizin de kendinizi korumak için bir hamle almanız gerektiğini vurgulayan bir durumda olabilir. Bu da en kötü negatif senaryo olarak karşımıza çıkıyor olabilir arkadaşlar. Tabii ki hepimiz kendi haritalarımıza göre buradan etkileneceğiz. E, o yüzden kendi haritalarınızın doğrultusunda bu konuyu dinlemenizi ve e, ona göre hareket etmenizi de ayrıca bir tavsiye ederim. Umarım her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.